Ermeni soykırım iddiasının Türk milletine yapılmış ağır bir iftira olduğunu öteden beri söyleye geldik. Ancak buna itiraz etmemek ve bu iddiayı yapan devlet başkanıyla görüşmesinde hamdolsun bu konu gündeme gelmedi demenin bizim nezdimizde karşılığı bir teslimiyettir. Görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmamaktır. Aziz milletimizin tarihine ihanettir. Buradan sormak istiyorum. Sayın Erdoğan 13 Haziran'da yola çıkmadan önce Biden'a 24 Nisan'ı ve F-35'i soracağım dedi. Güzel. He? Dedi de 13 Haziran 2021 saat 15'te 2 saat 30 dakika süren bir Buyurunuz Sayın Başkan. Süren uçak yolculuğunda Sayın Akbaşoğlu'na da buradan dikkatini çekmek isterim. Bir hain var. Bu uçakta bir hain var. Erdoğan'a hamdolsun 2015 gündeme gelmedi dedirten Erdoğan'a, Biden'a bu 215 kepazeliğinin hesabını ver demekten alıkoyan hain Erdoğan'ın uçağında. Erdoğan'ın uçağında o 2 saat 30 dakika süren o yolculukta ben o uçakta kimlerin olduğunu da söyleyeceğim. Dışişleri Bakanı var. Milli Savunma Bakanı var. İletişim Başkanı var. Sözcüsü var. Ömer Çelik var. Osman Aşkın Bak var. Erdoğan'a hamdolsun 2015 gündeme gelmedi dedirten hain bunlardan hangisidir? 1915. Türkiye Cumhuriyeti adına. Buyurunuz Sayın Başkan. Görüyor ve algılıyoruz. Öte yandan Sayın Başkan, Afganistan Kandahar Havalimanı'nı beklemek ve orayı Taliban'dan korumak konusunda çok hevesli olan Erdoğan'ın şu sözleri bana 2003 Irak'ı hatırlattı. O sözler şu: eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Yuh artık! Yuh ki yuh! Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor ki, ben Afganistan'da senin bekçiliğini yaparım, sen yeter ki paradan haber ver. Bu ülke, bu devlet, bu millet bu aşağılanmayı hak etmiyor. Biz bu senaryoyu tamamlayınız. Başkanım, Kuzey Irak'la ilgili tezkere öncesinde gene Erdoğan başkanlığındaki hükümette, o zaman Erdoğan başkan değildi herhalde. Yani Erdoğan'ın partisinin devleti yönettiği dönemde Dubai'de 8,5 milyar dolar karşılığı bir kısmı hibe, bir kısmı kredi olarak Kuzey Irak'ta Türk askerlerini Amerika'nın emrine vermek, limanlarımızı, üslerimizi Amerika'ya açmak karşılığı 8 milyar dolar pazarlığın utancını daha unutmamışken Kandahar Havalimanı'nı beklemek için Amerika'dan para istemek, para verirlerse yaparız demek bu milletin şan ve şerefini ayakları altına almaktır. Yazıklar olsun.